Eski bir dans ustası olarak John Travolta hakkında ne düşünüyorsunuz Eşref Kolçak? Nefis bir şey tabii. Aslında gençler için çok değişik, çok hareketli bir şeyler oluyor. Gerçi gençler hep hareketli danslar ediyorlar ama Travolta'nın tangoları da çok güzelmiş. Peki Eşref Kolçak, sizin dansla ilginiz kaç yıl geride kaldı diye sorsak? Oh, bir hayli eski. Çünkü 44-45 senelerinde falan başlamıştım ben dansa. Evet. Film çalışması da 47'de başladı işte. O zamandan beri de devam ediyorum. Bir anlamda siz perdeden sahneye değil, sahneden perdeye geçmiş oluyorsunuz. Öyle oldu, öyle evet. Oldu. Kaç yılda kaç film? 100'ün üstünde 33-34 sene falan oldu. 33-34 sene. Bunların içinde biz bir filminizi bulduk. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitü'nün o kıymetli arşivlerinde aradık, taradık. Erkek Ali. Hatırlayacaksınız. Aa, gayet tabii. Çok sizi sevdiğim bir filmdir. 15-16 yıl öncesine götüreceğiz. Öyle olması evet, lazım. Evet, bakın Erkek Ali karşımızda şimdi. Seyredelim. Seyredelim. Burada sizin başrolleri paylaştıklarınız. Parla Şenol, evet. Sevda Ferda, Sevda Nur, diğer arkadaşlar da vardı. Bir hayli kalabalık bir kadro. Evet, şimdi başta bir romantik sahnenin ardından. Şimdi burada da ben balta ile o bana kötülük yapmak için gelenleri kovalıyorum kendi yerimden. Bir hayli de zayıfmışım yani. Kaç kilo şimdiki kilo farkınız? 14-15 kilo kadar falan farklı. Yani yılda bir kilo almışsınız. Öyle. Evet Eşref Kolçak, şimdi bu film sizi bir hayli gerilere götürdü. Sezer Güvenirgil ile beraber filminiz var mı? Olmaz olur mu? Evet. Çok eskiye dayanıyor diyebiliriz aşağı yukarı. 7 sene kadar oluyor zannediyorum. Evet, evet olmaz. Kaç film? Üç tane galiba, evet. Öyle. Aklımda kalan en önemlisi galiba Emmioğlu'ydu. Emmioğlu, evet. Onu da Ankara yakınlarında falan çekmiştik. Evet. Peki o filmlerde rolleriniz neydi diye sorsam şimdi? Tabii. Sevgilim. Peki sevgili, sonunda ölüm falan var mıydı, ölüyor muydu? Yok. Ben galiba öldürmek üzereydim ama sonra vazgeçiyorum. Neden, ne oldu? Kötü adam çünkü çıkıyor meydana ve bana benim haklı olduğumu, kendisinin o haksızlığı yaptığını belirtiyor. Ve Sezer'le mesut bir yaşantıya devam mutlu ediyoruz. Mutlu sona varıyordum. Peki Eşref Kolçak, bu filmler içinde sizi en çok etkileyen film ya da rol diye sorsak? Kanlarıyla Ödediler'deki rolümü çok beğenirim. Namus Uğruna'daki rolümü çok beğenirim. Namus Uğruna 1961'de evet, size ve bana bir madalya kazandırmıştı. Ödül kazandırdı yılın oyuncusu diye. Evet, o çok beğendiğim, hatta doyamadığım rollerimden. Ne rolleriydi diye sizden istesek? Orada bir şoförü canlandırıyordum. Bir kaza neticesi sağır olan bir şoför. Evet. Sonradan kulakları açılıyor ama bütün kötülükleri yapan kişilere belli etmiyor bunu. Ve sonunda intikamını alıyor. Karısı tarafından da devamlı aldatılan bir şofördü. Yani böyle bir masum ama gerçekten evet, iyi evet. bir kişi. Bunun canım. Yanı sıra mesela kendisini hakikaten seven mahallenin bir kızı vardı. Ona halbuki o öbür tarafa daha ziyade meyil göstermiş. Onun aldatılması neticesinde de sonunda maalesef elini kana bulamak mecburiyetinde kalmıştı. Kaç defa öldünüz bu yüze aşkın filmlerde? Vallahi herhalde 20'nin üstünde ölmüşümdür. 20'nin. Sezer, siz kaç defa öldünüz? Benim sinema sanatı hayatımda 60 filmim oldu. Evet. Kesin bir rakam hatırlayamayacağım ama zannediyorum bu 60 tane filmden 20 tanesinde ölmüşümdür. 20 tane de öldünüz. Gelin olduğunuz kaç tane var? Aşağı yukarı hepsi. Hepsinde. Aşağı yukarı. Güzel bir şey değil mi filmde gelin olmak, ne dersiniz? Gerçek hayattaki gelin olmakla sinemadaki gelin olmak arasında çok büyük fark var. Çünkü filmler sessiz çevrildiği için orada gelinin sesi çıkmıyor. Sonradan dublaj yapıp seslendiriyorlar. Erkekler de bundan memnun olsa gerek. Evet Eşref Kolçak, şimdi film çalışmaları ne durumda? Efendim pek verimli değil ama buna rağmen karakterime uygun, yaşıma uygun filmler yapmayı tercih ediyorum. Şimdi herkes ekran başında yaşınızı merak ediyor ama biz sadece doğum gününüzü soralım, o yeterli. 20 Ocak efendim.
20 Ocak. Orası yeterli. Öbür ayrıntılar üzerine durmasak da olur. Benim evet. için bir şey kaybettirmez Peki efendim. Peki hiç perdeden sahneye geçmeyi sonradan düşündünüz mü? Ben başta da belirttiğim gibi iyi bir dansördüm. Evet. Modern dans oynayan bir kişiydi. Evet. Fakat bizim sahnelerimiz de ancak şimdi modern danslar yer almaya başladı. Benim yeniden o eforu bulmama imkan yok. Çok uzun antrenmanlar yapmam lazım. Evet. Onu dahi yapamam yani öyle tahmin Çünkü ediyorum. Çünkü film çevirmek de kolay değil. Yaralandığınız oldu icabında. Çok ve bir iki defa yani ölüm tehlikesi geçirdim diyebilirim. Hatta bir tanesinde gözümü çıkarıyorlardı. Ateş ettiler ve resmen gözüm gidiyordu. Ama demek ki göz görmediği şeye karşı dahi kendini koruyabiliyor. Evet, oradan kurtardım.